Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz kanalıma. Şöyle bugün sizlerle doğramış olduğumuz kabaklarımızı kabak tatlısı yapacağız. Ben şöyle kabaklarımızı doğradık şu şekilde. Çok büyük de değil, küçük de değil. Bunları şöyle tencereme, altına büyükler gelecek şekilde diziyorum. Birazını sütlü kabak yapacağız. Birazını da tatlı yapacağız. Bugün akşam üzeri oldu. Ben bunları ıslatacağım. Şekere yatıracağım. Yarın sabaha kadar, öğlene kadar dursa hiçbir şey olmaz. Şekeri iyice eriyecek. Ondan sonra pişireceğiz. Şöyle iki tenceremin aldığı kadarını katacağım ben. Kalanını da buzluğuna koyacağım. Daha sonra sütlü kabak olarak yapabiliriz. Yine tatlı olarak da kullanabiliriz. Buzluğuna koyacağım. Hiçbir şey olmuyor buzluğunda. Şöyle. Ben bunu şimdi şekerine koyacağım. Evet. Şu şekilde. Bu kadar yeterli. Zaten bu suyunu salacak ve azalacak içinde zaten. Şöyle. Burada aşağı yukarı şöyle 2-2,5 kilogram kabağa ben 1 kilo şeker koyuyorum. Burası da sanırım 2-2,5 falan gelir. Göz kararı yapıyorum ben. Ama siz yaparken ölçebilirsiniz. 2-2,5 kilogram kabağa 1 kilogram şeker. Evet. Bu şekilde şekerimi katıyorum ve artık kapatıyorum. Yarına kadar sulanacak bu. Şöyle diğer tencereme de koyacağım. Kabaklarımızı alta büyüklerini koyuyoruz ki hani erimesin çok fazla koyduğumuz zaman. Koyacağım şekerimi. Şöyle. Şöyle 1 kilogram da az koyuyorum buna. Evet. Şimdi bunları şu kabaklarımı buzluğuna koyacağım. Bunları artık yarına kadar bu şekilde bekleyecek. Yarına kadar bu şekilde kapatıyorum ağzını. Yarına kadar bekleyecek. Daha sonra hep beraber pişireceğiz. Evet arkadaşlarım. Benim şu şekilde bakın akşamdan şekere yatırdığım kabaklarım şöyle sulandı. Suyunu saldı. Bakın şu şekilde. Artık ben bunları ocağa alıyorum. Şu şekilde bakın. Evet. Hem de suyunu salınca biraz eksilmiş farkındaysanız kabaklarım. Ben bunları şimdi ocağıma alıyorum. Ocağımda kaynatacağım. Bu ikinci aşama. Birinci aşamada şekerli şekerimizi koyduk kabağa. Sabaha kadar beklettik. Bu şekilde suyunu saldı ve ikinci aşamada şimdi ocağa koyuyorum. Daha sonra da üçüncü aşamaya geçeceğiz inşallah. Evet arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi ben kabaklarımı ocağıma aldım. Altlarını yaktım. Şu an yüksek ateşte altlarını açtım. Bir an önce kaynasın. Şöyle kaynayana kadar kapaklarını kapatıyorum. Ama kaynadıktan sonra kapaklarını alacağım ağzına. Çünkü haşlama gibi olmasın. İyice eriyip kalmasın kabaklar diye. Bunlar kaynadıktan sonra kapaklarını alacağım. Evet ben şöyle kabaklarımı şu şekilde ocakta ikinci aşamasını kaynattım. Şimdi ben bunu tepsime aktaracağım. Şöyle fırın tepsimi alıyorum. Şu şekilde hızlıca dökeceğim. Ve sonra yavaş yavaş dağıtacağım. Evet. Şöyle
ezmeden kabaklarımızı tepsimize yayalım. Diğer tenceremden de döküyorum. Evet, çok dağıtmadan şöyle kabaklarımı şöyle tepsime yaydım ve tekrardan fırına gönderiyorum artık. Bu şekilde de bir miktar fırında pişireceğim. Evet, gördüğünüz üzere benim kabak tatlılarım pişti şu şekilde. Bakın, fırında hafiften üzerleri şöyle kızardı. Biz böyle seviyoruz. Evet, şimdi sunumuna geçelim. Hatta çocuklar dayanamadı, kenarından biraz yediler. Şöyle elimle destekliyorum ama biz yiyeceğimiz için problem değil. Şöyle. Ben birazcık da tahın koyacağım üzerine. Biz tahını çok seviyoruz bunu. Şöyle tahını da gezdireceğim. Gerçekten tahını muhteşem oluyor. Evet. Biraz da ceviz koyacağım üzerine. Evet. Benim tatlım hazır arkadaşlar. Kabak tatlım bu şekilde. Yapıp yiyecek olanlara afiyet olsun. Bize de afiyet olsun tabii ki de. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşürüz inşallah. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.